İdeolojilerin ne olduğuna ilişkin yapacağımız konuşmadan tekrar merhabalar. Geçen dersimizde ideolojinin ne olduğu ve bazı düşünürler tarafından nasıl yorumlandığı üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde de bu yorumları, ideolojiye yüklenen farklı anlamları açıklamaya devam edeceğiz. Geçen dersimizi Gramsci ile bitirmiştik ve Gramsci'nin hegemonya kavramı üzerinde durmuş, bunun önemini belirtmiştik. Bu dersimizi Althusser ile devam ettireceğiz. Althusser de Batı düşüncesinde sol hareketleri ve düşünceyi ciddi bir şekilde etkilemiş önemli düşünürlerden biridir. Hatta 1960'ların başlarında 1950'lerin sonu arasında Althusser'e yönelik çok büyük bir sevgi ve onun fikirlerini yaymaya yönelik bir takım gruplar teşekkül etmiştir. Ancak 60 olayları esnasında gençlik hareketleri döneminde Althusser'in göstermiş olduğu tavır, ki o dönemde hastanede olduğu söyleniyor, gençler tarafından pek kabul görmemiş, benimsenmemiş, hoşlarına gitmediği için duvar yazılarında işe yaramazsın Althusser ifadeleri yer almaya başlamıştır. Althusser'in en önemli çalışması ideoloji ve devletin ideolojik ayrımları, ki burada devletin kavramının altını bizatihi Althusser'in kendisi çizmektedir. Devlete vurguyla mevzuyu anlatmaktadır. Böyle bir vurguda bulunmasının sebebi belki de Althusser'in görüşlerinin Gramsci'nin hegemonya kavramına çok yakın olmasından kaynaklanıyor olabilir. Esas itibariyle ciddi benzerlikler olduğunu da görüyoruz. Az sonra bununla ilgili bir iki şey daha söyleyeceğiz ve bir kayıtta bundan bahsedeceğiz. Bir kayıt izleteceğiz. Şimdi Althusser'in doğumu 1918. Fransa'dan Cezayir'e göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak dünyaya Cezayir'de geliyor. Annesi onun ifadesiyle amcasına aşık. Amcası Dünya Savaşı'nda vefat edince aslında amcasıyla evlenmek isteyen annesinin babasıyla evlenmek durumunda kaldığını, bundan dolayı da hayatı boyunca o ıstıraptan dolayı kendisini kötü davrandığını öne sürüyor. Althusser'in anlattığı ne kadar doğrudur bilinmiyor. Ancak özellikle 1947'den sonra Althusser'in ciddi psikolojik rahatsızlıklar geçirdiğini, 1947'de elektroşok tedavisi uygulandığını ama bu tarihten sonra psikolojik rahatsızlıklarının sürekli devam ettiğini dikkate alacak olursak, bunun annesinden kaynaklanmadığı da bir şüphe mevzudur. Çünkü kendisine çok kötü davrandığına yönelik bazı ifadeleri vardır. Hayatı ne zaman sona ermiştir? 1990 yılında sona ermiştir. Bu döneme kadar, yani 1940'lardan 1990'a kadar zaman zaman tekrarlanan psikolojik rahatsızlıklarla yaşamış. Aslında bir Katolik ama Katoliklikten komünistliğe geçmiş bir düşünür olarak karşımıza çıkar. Şöyle ifade edebiliriz ki Marksizmin kriz dönemlerine girdiğinde, hangi anlamda? Düşünce anlamında bir krize girdiğinde, ki bu değişen şartlardan kaynaklanan bir durumdur. Adeta imdada yetişen bazı önemli düşünürler vardır. Onlardan biri de aslında Althusser'dir. Her ne kadar Marx üzerinde yapmış olduk bu değerlendirmelerin bir kısmı onu görüşlerini eleştirmeye yönelik ise de aslında Marksizm çizgisine devam ettirmiş ama bazıları tarafından, bazı yorumcular tarafından Althusser yapsalcı Marksist çizgide gösterilmiştir. Althusser'in yapsalcılığı eleştirmesine rağmen.
ama yapısalcılığa yönelik bir eğiliminin olduğunu onun ideolojiye ilişkin görüşlerinden de çıkarmak mümkündür. Ona göre ideoloji özneleri oluşturur, inşa eder, yapar. Bunu neyle yapar? Söylemleriyle yapar ve çağrılarıyla, davetleriyle, seslenişiyle yapar. Bir sesleniştir bu anlamda ideolojinin oluşturan yönü. Hey sen denildiğinde kişi arkasını dönüp baktığında arkasına işte o bu özneyi inşa eden belki de ilk adım olarak karşımıza çıkar. Bu görüşlerin, Althusser'in bu görüşünün etkisinde kalıp kalmadığını çok fazla tespit edemediğimiz bazı düşünceler, düşünürler. Özellikle ötekiliği, ötekinin inşasını bu tür seslenişler üzerine inşa ederler. Mesela siyahilere yönelik beyazların ırkçı önyargıları ve ötekileştirici tavırları dolayısıyla hey zenci diye ifade etmeleri, bir seslenişte bulunmaları onların, siyahilerin yani, kendi kimliklerini inşa etmelerinde bu ideolojik tavrın, seslenişin önemli bir rolü olduğu üzerinde dururlar. Althusser'in ideolojinin bireyi, özneyi, yapıcı, oluşturucu etkisi üzerinde durması birçok düşünür tarafından önemli görülmüştür. Özellikle burada bir boyut daha karşımıza çıkar ki o devletin ideolojik aygıtlarının insanları nasıl etkilediği ve zihinlerini şekillendirip yönlendirdiği şeklindeki görüşleridir. Buna göre devletin baskı araçları vardır. Bir de ideolojik aygıtları vardır. Baskı araçları hükümetler, iktidardır, askeri güçleridir vesaire. İdeolojik aygıtlar ise başta okul olmak üzere birçok kurumdur. Okulların kişilerin zihinlerini inşa etmedeki rolü üzerinde sadece Althusser durmaz hiç şüphesiz. Birçok düşünür bu noktaya vurguda bulunmuştur ama Althusser'in görüşleri devletin ideolojik aygıtı olarak nitelendirmesi bakımından orijinaldir ve önemlidir diyebiliriz. Althusser'in devletin ideolojik aygıtlarına yönelik görüşlerini şöyle bizatihi Althusser'in kendi sesinden ve görüntüsünden sizlere dinletmek istiyorum. Buna göre Althusser devletin ideolojik aygıtlarına yönelik olarak fikirlerini şöyle ifade ediyor. Senti, tu sostenevi che gli apparati ideologici di Stato fossero delle strutture molto importanti del dominio di una classe. Lo penso sempre. Ecco. Ora dico di Stato, ecco, su questo problema, sai? Sì. Tutti hanno adoperato questo termine apparato ideologico, no? Non sapevo che Lenin, che Gramsci usava del termine apparato egemonico. Eh? Sì. Va bene, la stessa parola. Salvo che lo Stato disparisce. Io ci tengo a che lo Stato ci sia dentro, perché è la cosa più importante di tutto. Sono apparati ideologici di Stato. Anche se sono privati. Dipende naturalmente dalla definizione che tu dai dello Stato, capisci? Tu devi dare un'altra definizione dello Stato, un'altra definizione dello Stato, non tenerci alla definizione classica che Marx ne ha dato, perché Marx nello Stato non capiva niente dello Stato, Marx. Non ha capito niente. Sì, ha capito che era un strumento a disposizione della classe dominante, sì, questo è giusto. Ma sul funzionamento dello Stato, sullo spazio dello Stato, non ha capito niente. Per esempio anche Gramsci parlava, non so, dei giornali e diceva pubblici o privati che siano, sono comunque apparati
di Stato, no? Apparati ideologici. No, non avevi parlato di Stato. Non di Stato, però apparati egemonici, sì, sì, anche sì, se privati, non sì, necessariamente sì, pubblici. Sì, sì, giusto. L'ho detto anch'io. Ora, gli apparati della riproduzione, no? Diciamo così, sì, dei rapporti di produzione, voglio dire, non sono però soltanto i mezzi di comunicazione di massa, i partiti, i sindacati, la famiglia, anche le fabbriche, per esempio, sì, riproducono, naturalmente, no? Sì, naturalmente. I rapporti sociali, sì, con la gerarchia, giusto, la carriera. Non ne ho parlato, ma è giusto la tua oggezione, giusto? Che cos'è ecco, la politica? Politica, che cos'è, sì, che cos'è la politica? Cioè, come la... È agire per la libertà. L'uguaglianza, l'uguaglianza. Che vuol dire saper fare politica, per esempio? Vuol dire essere cosciente del rapporto reale che esiste tra gli uomini che hanno delle idee sulla politica e gli altri. Sì, sì, sì. È una storia molto semplice, si passa in Russia, è una storia che... Burada video kaydında gördüğümüz üzere Gramsci'nin hegemonya kavramıyla irtibatlandırıldığında kendisinin devletin ideolojik aygıtları vurgusuna işaret etmektedir. Ayrıca da Gramsci'nin böyle bir fikrinin olduğundan haberinin bulunmadığını söylemektedir. Ancak biz Althusser'in eserlerini okuduğumuzda Gramsci'ye atıfta bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bir zihninde yanılma veya bir inkar söz konusu diye düşünüyoruz. Diğer taraftan Althusser'in ideoloji ve ideolojiye yönelik siyasi hareketlerle ilgili olarak kadınlar hakkındaki düşünceleri de önemlidir. Aslında kendi ifadesiyle Althusser'in siyasi fikirlerinin şekillenmesinde ve aksiyoner bir kişilik olarak ortaya çıkmasındaki işte Komünist Parti, Fransız Komünist Partisi'ne geçiyor vesaire, eşinin etkisi çok önemli bir orandadır. Yüksek oranda eşinin etkisi vardır. Şimdi yine bir başka video kaydından Althusser'in bu görüşlerini dinliyoruz. Sono diventato comunista perché sono stato cattolico. Non ho cambiato di fede, ma ho trovato la trovato che si può dire che sono rimasto cristiano nel fondo. Non vado alla chiesa, ma cosa c'entra adesso la chiesa? Non chiedi alla gente di andare alla chiesa, no? Allora, sono rimasto cattolico, cioè universalista, internazionalista, no? Ma ho pensato che nei partiti comunisti c'erano dei mezzi più adeguati per la realizzazione della fraternità universale. E poi c'è stata l'influenza della mia moglie, che aveva fatto una resistenza terribile, che mi ha insegnato molto, molto, molto. Tutto mi è venuto tra le donne. È la ragione per cui attribuisco un ruolo molto importante, un ruolo predominante al movimento delle donne. Le donne non sanno che capacità hanno, che possibilità hanno, che facoltà hanno di far politica. Senti, che ruolo pensi abbia la cultura cattolica oggi? Oh, un ruolo gigantesco. A mio parere la rivoluzione sociale, diciamo, o se volete un cambio sociale profondo, dipende oggi dall'alleanza tra i cattolici, non dico la Chiesa, ma può essere anche la Chiesa, i cattolici del mondo, tutti i religiosi del mondo e i comunisti. Senti, a proposito di scienza e di umanismo, tu hai criticato il pensiero del giovane Marx che non si poteva fare una filosofia prima di aver stabilito le basi di una scienza. Ora tu ti sei posto il problema di andare avanti dopo il Marx del Capitale per la creazione di una filosofia marxista. A che punto è la filosofia marxista oggi? No, ti direi che la filosofia marxista non esiste e non può esistere. Una filosofia marxista non può esistere, e l'ho già accennato molto tempo fa, quando due mesi dopo
parution, come si dice, l'edizione francese di Lire le Capital, no? Ho fatto una breve introduzione all'edizione italiana. Quando ho capito, dopo aver pubblicato questo libro, due mesi dopo, che era quasi tutto sbagliato, no? E che finalmente si doveva parlare di posizione marxista nella filosofia, ma non di una filosofia marxista. Sicuro, no? Lo dico con sicurezza, con un'esperienza di 15 anni, che è impossibile che esista una filosofia marxista, è impossibile. Quindi anche il materialismo dialettico. Beh, la stessa roba, è ancora peggio, no? Evet. Kayıtta da gördüğümüz gibi Marksizme yönelik eleştirilerini ifade etmekte ve karısının kendisi üzerindeki tesirini anlatmaktadır. Ancak karısını boğarak öldürdüğü de bir gerçektir. Kadınlara verdiği önem o kadar sevmiş ki boğarak öldürmüş. Tabii bunun yanlışlıkla olup olmadığına yönelik bazı spekülasyonlar var ise de nihayetinde karısını öldürmüş. Akli dengesiyle ilgili sıkıntılardan da kaynaklanabilir. Şimdilik Althusser'le ilişkili olarak söyleyeceklerimizi burada noktalayıp bir başka önemli düşünüre geçmek istiyorum ki Herbert Marcuse. Marcuse 1898 yılında doğmuş, 1979 yılında da ölmüş olan önemli düşünürlerden birisidir. Frankfurt okulu mensuplarındandır kendisi. Marcuse 1920'den başlayarak değişen tarihsel koşullarla uyumlu hale getirme mücadelesini verdiği Marksizmin önemli yenileyicilerinden biri olarak karşımıza çıkmıştır. Bu amaçla eleştirel Marksizmin kendi versiyonunu öne sürmüş ve 1960'lardan itibaren uluslararası bir ün kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'daki yeni sol hareketlerin destekçisi ve savunucusu olmuştur ki Amerika Birleşik Devletleri'nde komünist olmak hali zor bir iştir ve ciddi sıkıntılara göğüs germeyi gerektirir. Marcuse yapmış olduğu eleştirilerin ardından estetik ve biyolojik değerlerin yüceltildiği bir toplum düzeninin özlemini çekmektedir. Böyle bir toplumsal düzen arayışı içerisinde bulunmuştur. Geleceğin toplumuna ilişkin görüşleriyle özgürlükçü bir komünist olarak nitelendirilmiştir Marcuse. Özgür, güzel, aydınlık, cinsel içgüdülerin bastırılmadığı, herkesin yeteneğine göre özgürce çalıştığı, çalışmanın adeta bir oyun haline getirildiği, devletin baskıcı görevine gerek duyulmayan bir toplum düzeninin özlemini çekmiş ve bu istikamette fikirler beyan etmiştir. Önemli eserlerinden birisi 1964 yılında yayınladığı ve dünyada gerçekten ciddi bir ses getiren Tek Boyutlu İnsan kitabıdır. Bu eserinde Marcuse ileri sanayi toplumunun düşünceyi yönlendirmek ve karşıt görüşleri kendilerini ifade etmekten yoksun bırakmak üzere kendi ideoloji kapasitesinde totaliter bir nitelik geliştirdiğini öne sürmüştür. Öyle ki ideolojiler, ki bu ideolojiler, baskın ideolojiler, karşıdakilerine adeta konuşma hakkı vermemekte. Ama bunu bu haktan yoksun bırakma şeklinde gerçekleştirmektedir ki bu yoksun bırakmada
Hani silah zoru söz konusu değil. Artık daha ince teknikler ve yollarla söz konusu etki gerçekleşmekte ve ideoloji bir diğerinin karşısında bulunanların zihninlerini oluşturmakta ve onları yönetmektedir. Modern toplumlar üzerine yapmış olduğu eleştiriler aslında işte bu insanların tek boyutlu hale geldiği ve ideolojiler vasıtasıyla bunun gerçekleştiği yönündeki düşünceleriyle dile getirilir. Ve burada özellikle sahte ihtiyaçlara yönelik vurgusu dikkate değerdir. Modern toplum sahte ihtiyaçlar üretmekle insanları gözü doymaz tüketicilere dönüşür hale getirmektedir. Tabii bu gözü doymaz tüketiciler yaygın, kapsamlı ve aptallaştırıcı refahın yayılmasıyla eleştiriyi felce uğratmayı başarmıştır. Sanal bir mutluluk burada ortaya çıkıyor tabiri caizse. Gelişen, şu veya bu derecede gelişen refah insanları pasivize ediyor veya aptallaştırıcı bir etkiye sahip oluyor. Bu istikamette liberalizmin sözde hoşgörü adı altında diğer ideolojileri veya diğer görüşleri bastırdığını söylüyor Marx'e. Çünkü liberalizm diyor, özgür tartışma ve iddiada bulunma izlenimi vermekte. Böylece de aşılama ve ideolojik denetimin vardığı düzeyi gizlemektedir. Liberalizmin gerçekten de böyle bir özelliğinin olduğunu söylemek mümkündür. Liberalizm diğer ideolojilerden farklı olarak mutluluğu bugün de yaşandığı şeklinde bir sanal adeta mutluluk hormonu zihinlere aşılamaktadır. Fikirleriyle tabii ki. Biyolojik manada, fizyolojik manada demiyoruz. Bu mutluluk hormonuyla insanlar sanal bir mutluluk alemine dalmakta ve sözde hoşgörü altında bütün düşüncelere verilen özgürlüğün tırnak içerisinde o özgürlüğün çatısı altında aslında liberalizmin baskın görüşleriyle bastırılmış diğer düşünceler bulunmaktadır. Marcuse'nin yeni sol içerisindeki bazı görüşlere ve Marx'ı takip edenlere yönelik yapmış olduğu bir takım eleştirilere şahit olmaktayız. Bu eleştirilere yönelik olarak Marcuse'nin yapmış olduğu bir konuşmayı video kaydından sizlere aktarmak istiyorum. Dinliyoruz. Unique interest to hear criticisms of the New Left from you, of all people. While we're on this subject, what other important defects do you think that the New Left movement has developed as it has gone along? Well, I would mention perhaps as a main defect the unrealistic language and in many cases the totally unrealistic strategy among the New Left, by no means general, but very definitely among the New Left. The refusal to recognize that we are not in a revolutionary situation in the advanced industrial countries, that we are not even in a pre-revolutionary situation, and that the strategy has to be adapted to this situation. Secondly, among the New Left, again, that does by no means refer to all of the groups, among the New Left, the refusal to re-examine and to develop Marxian categories, to make a fetish out of Marxist theory, to treat the Marxian concepts as reified
objectified categories in order instead of becoming conscious finally of the fact that these are historical and dialectical concepts which cannot simply be transmitted, which have to be re-examined in accordance with the changes in the society itself. I must say it's enormously refreshing to hear these words from your lips. I mean, it shows that you are still thinking afresh when people who regard themselves as followers of yours and are young enough to be your grandchildren have stopped thinking in some cases. But now you've brought us to what was really the guts of the Frankfurt School itself as it started, when you started talking about the re-examination of Marxist concepts. As I said in my introduction to this program, it was the feeling that Marxism had to be re-examined and reconstructed that gave rise to your movement, particularly as a result of fascism. But fascism wasn't the only thing that precipitated it, was it? I mean, there were other political factors too. Can you comment on what some of them were? You mean some of the factors which demanded a revaluation of Marxian categories? Yes. To me, one of the most important ones concerns the concept of socialism itself. In the development of Marxian theory, not in Marx himself, but in the development of his theory, socialism has become, the concept has almost entirely been focused on a more rational, larger development of the productive forces, on an ever higher productivity of labor, on a more rational distribution of the product, instead of stressing that a socialist society, as Marx envisaged it, at least the younger Marx envisaged this, was a society qualitatively different from all preceding societies. Now, in what way qualitatively different? The main point, I would say, is for Marx, a genuine socialist society was a society in which the quality of life was decidedly different from the existing societies. Meaning, in a genuine socialist society, labor, full-time alienated labor, would no longer be the measure of wealth and value. In an authentic socialist society, men and women could live their life without fear, without being compelled to spend their entirely adult existence in alienated performances. This image has been obscured. And the result was some kind of frightening continuity between the developed and advanced capitalist societies and the image of a socialist society. Yeah, socialism began to become like its enemies, so to speak. Exactly. I know from your writings that you had other very central criticisms of Marxist theory. Two that I would like to mention, partly because they're probably connected in your mind, is that you regarded Marxism as anti-libertarian, or at least insufficiently libertarian, as the Marxist tradition developed, and you also thought that it didn't take sufficient account of the individual. Now, it would be very interesting to hear you comment on those two points. Marx did not concern himself very much with the individual, and he didn't have to, because at his time, the very existence of the proletariat made this class a potentially revolutionary class. Now, things have changed considerably since. You know, the question is, to what extent can the present working class in the advanced industrial countries still be called a proletariat? The Western European countries have abandoned this concept altogether. Now, what has taken place is a large-scale integration of perhaps the majority of the population into the existing capitalist system. The organized working class, at least, no longer has nothing to lose but its chains, but a lot more. And this, in turn,
took place not only on a material but also on a psychological basis. The consciousness of the dependent population changed. It was one of the most striking phenomena to see to what extent the ruling power structure could manipulate, manage, and control not only the consciousness, but also the subconscious and unconscious of the individuals. Therefore, my friends at the Frankfurt School considered psychology one of the main branches of knowledge that had to be integrated with Marxian theory. By no means replacing Marxian theory, but taking it into Marxism. Evet arkadaşlar, kayıtta da izlediğimiz gibi Marcuse bazı Marksist düşünürlerin Marx'ın görüşlerini ve kavramlarını fetiş hale getirmelerinden rahatsızlık duymaktadır ve eleştiriyor bunları. Halbuki diyor işte dünya değişiyor. Bizatihi Marksist düşüncenin içerisindeki o diyalektik özellik de kavramların yeniden yorumlanması veya yeni kavramların üretilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında da Marx'ın bireyi ihmal etmesi üzerinden hareketle bireyin aslında şu anda önemli hale geldiğini belirtiyor. Diğer taraftan da proletarya olarak ifade edilen işçi sınıfının şu anda doğuşundaki döneme göre çok büyük değişiklikler gösterdiğini ve bunların dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor. Aslında arkadaşlar, ideolojilerin bireye ve topluma yönelik bakış açılarını çok genel bir şekilde ele alıp nitelendirmeye çalışsak şöyle söyleyebiliriz. Bireyi topluma feda eden görüş sosyalizm. Toplumu bireye feda eden görüş liberalizm olarak karşımıza çıkıyor. Birey ve toplum dengesini kuracak bir model ve sistem arayışı aslında galiba en çok da sosyologların işi gibi görünüyor. Marcuse ile ilgili olarak söylenecek şey çok ise de burada bitirip bir başka önemli düşünce Karl Mannheim'a geçmek istiyorum. Karl Mannheim 1893'te doğmuş, 1947'de de ölmüş bir düşünür. Onun orijinal tarafı ideolojiler üzerine başlı başına bir eser yazması ve Marksizm dışında bir ideolojik kavramı geliştirmeye yönelik atmış olduğu adımlardır. Bu Alman düşünür tıpkı Marx gibi fikirlerin sosyal koşullar tarafından etkilendiğini kabul ediyor ama Marx'ın aksine ideolojiyi olumsuz imalarından kurtarmaya gayret gösteriyor. İdeoloji ve Ütopya isimli meşhur bir eseri var. Malum olduğu üzere bu eserinde Mannheim ideolojileri belli bir sosyal düzeni savunmaya hizmet eden düşünce sistemleri ve bu düzendeki baskın ya da yönetici grubun çıkarlarına kabaca hizmet eden düşünceler olarak ya da baskın yönetici zümrenin çıkarlarının ifadesi olarak görüyor. Bu tanımlama, yani mevcut sosyal düzeni hizmet etmesi bakımından veya belirli bir grubun çıkarlarının kaba bir ifadesi olması
bakımından yapmış olduğu açıklama Marx'ın açıklamalarına çok da yabancı değil desek yeridir. İdeolojilerin karşısına Mannheim ütopyaları yerleştiriyor ve ütopyaları bunalım dönemlerinde, sıkıntılı dönemlerde geleceğin idealleştirilmiş temsilleri olarak ortaya çıktığından bahsediyor. Baskı altındaki grupların çıkarına hizmet eden ve radikal bir sosyal değişme ihtiyacını davet eden, ima eden görüşleri ütopya olarak nitelendiriyor. İdeolojiye yönelik açıklamalarında Mannheim'in bir orijinal diye nitelendireceğimiz nokta daha var ki o da ideolojileri ikiye ayırmasıdır. Bunlar özel ve bütüncül, total ideolojiler diye ifade edilmektedir. Özel ideolojiler belirli bir grubun, bir siyasi partinin, bir grubun ideolojisi olarak ortaya çıkarken bütüncül ideolojiler veya total ideolojiler bir sosyal sınıfın ya da toplumun hatta belirli bir tarihsel dönemin fikirleri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte Marksizm, liberal kapitalizm, dini fundamentalizm bunlar bütüncül ideolojilere örnek teşkil ediyorlar. İdeolojilerle ilgili bir başka farklı görüş Karl Popper tarafından ifade edilmiştir. Karl Popper 1902'de dünyaya geliyor ve 92 yıl yaşıyor. Yani 1994'te ölüyor. Karl Popper'ın düşüncesinin önemli noktalarından birisi ideolojilerin sonu ile ilgili olarak da bir takım hükümler vermesi ve işte açık toplum ve düşmanları. Açık topluma yönelik nasıl ifade edelim? Açık toplumu yücelten, kutsayan bulduk. Kutsayan görüşler ifade etmesidir ki açık toplum ona göre liberalizmdir. Dolayısıyla liberalizm özgürlük, hoşgörü ve farklılığa yapılan vurguyu esas alır. Bu manada açık düşünce sisteminin en güzel örneğidir. Halbuki diğer ideolojiler kapalıdır ve bu kapalılıkları da onları adeta bir seküler dinlere dönüştürür diyor Karl Popper. Ama tabiatıyla liberalizm de bir ideolojidir, öyle açıkta falan da değildir. Bu noktada biraz önce Herbert Marcuse'nin o liberalizmin kendi ideolojisini nasıl gizleyerek zihinleri nasıl yönettiği, yönlendirdiği, sanal bir refah ve mutluluk ürettiği, kültür endüstrisiyle, tüketimle insanların nasıl zihnini oluşturduğu, inşa ettiği noktasını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi düşünürlerle ilgili olarak bu kadar bir özet yeterli olarak görüyorum ben. İdeolojilerin bakış açısı acaba nasıl diye bir bütün olarak ele aldığımızda sen liberaller ideolojiyi nasıl görüyorlar, değerlendiriyorlar? Liberallere göre Soğuk Savaş dönemi boyunca ideolojiyi sahte bir bilimsellik iddiasıyla yani Marksist, bilimsel bir Marksizm falan var ya resmi olarak ayrıcalık tanınan hakikat tekeli iddiasındaki inanç sistemi olarak görüyorlar. Ya tamam yani Sovyetler Birliği tecrübesinde olsun, diğer Çin'de ve işte sosyalist sistemi benimseyen diğer ülkelerde bilimsel Marksizm tırnak içerisinde hakim olmuştur aslında. Birçok şey değişmiştir. Hatta Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra sol görüşe ait birçok düşünür aslında solun sosyalizmin çökmediğini, Sovyetler Birliği'nin çöktüğünü, sosyalizmin yanlış uygulamalarının sona erdiğini ama bu düşünce sisteminin hali hazırda canlı ve yaşıyor olduğunu söylemişlerdir. İşte liberaller
biraz da o Sovyetler Birliği döneminin baskıcı özelliğini de dikkate alarak ideolojiyi özü gereği baskıcı, hatta totaliter nitelikte olmakla itham etmektedirler diyelim. Ve en güzel örneklerinin de bunların liberallere göre komünizm ve faşizmdir. Peki liberalizm nedir? Liberal bir teoridir, dünya görüşüdür, siyaset felsefesidir vesairedir. Ama tekrar söylüyoruz, tabii ki onların bu görüşlerine bendeniz katılmıyorum. Liberalizm kendisini en çabuk, en kolay güncelleyen pragmatist, son derece kaypak zeminde çok iyi dans eden bir ideoloji olarak nitelendirebilirim diye düşünüyorum. Muhafazakarların ideolojiye bakış açılarını incelediğimizde görürüz ki muhafazakarlar geleneksel olarak ideolojiyi rasyonalist, kibrin bir tezahürü olarak görürler. Muhafazakarlar rasyonalizmi eleştirirler. Önemli olan nedir? Gelenektir, birikimdir, kadim. O toplumların tecrübelerinden süzülerek, damıtılarak bugüne kadar gelmiş olan gelenektir önemli olan. Halbuki rasyonalizmin bir ideolojik, daha doğrusu kendini beğenen bir kibrin yansıması görülür. Bu bakımdan muhafazakarlar ideolojileri tehlikeli, güvenilmez, girift çiçeği geçmiş düşünce sistemleri olarak görürler. Muhafazakarlara göre gerçeklikten soyutlanmakla oluşan ideolojiler baskıya veya gerçekleşemeyecek bir takım hayallere yol açacak ilkeler ve hedefler koyarlar. Bu çerçevede sosyalizm ve liberalizm açıkça ideolojidir. Şimdi liberalizm diğerlerini ideoloji olarak nitelendirdi. Muhafazakarlar kendilerini kadim olarak görüyorlar ve rasyonalist kibre karşı tavır alırken bu kibrin, zorlamanın, güç kullanmanın en önemli ideoloji olarak da sosyalizmi ve liberalizmi gösteriyorlar. Peki sosyalistler nasıl bakıyor meseleye? Marx'ı takip ederek ideolojinin sınıflı toplumun çelişkilerini örten, böylece ezilen sınıflar arasındaki siyasal edilgenliği ve yanlış bilinci besleyen bilgi bütünleri olarak görüyorlar. Sosyalistlerin bu bakış açısı kendi içerisinde birçok değişiklik gösteriyor. Onların üzerinde durduk, tekrar etmeye gerek görmüyoruz bu noktada. Sosyalistlere göre de nasıl liberaller sosyalizmi baskıcı, işte gerçekleri çarpıtan ama bilimsel bir gerçeklikmiş gibi sunan ideolojiler olarak sosyalizmi görürken, sosyalistler de liberalizmi klasik yönetici sınıfın ideolojisi olarak nitelendiriyorlar. Tabii Marksistler ilerleyen dönemlerde biraz daha tarafsız diye nitelendirebileceğimiz bir ideoloji tanımı geliştirmişlerdir, anlayışı geliştirmişlerdir. Bu anlayışa göre çalışan sınıfın ki de dahil olmak üzere herhangi bir sosyal sınıfın ayırt edici fikirleri ideoloji olarak gösterilmiş ve tanımlanmıştır. Gelelim faşistlere. Faşistler çoğunlukla ideolojiye karşı dışlayıcı bir tutum sergilerler. Onlara göre ideoloji, tutku ve iradeden ziyade salt akla dayalı, kuru ve entelektüel siyasal anlayış biçimidir. Naziler fikirlerini sistematik bir felsefe olarak değil de bir dünya görüşü olarak tasvir ederlerken, işte faşizmin dışında kalanları da ideoloji olarak görürler. Ekolojistlere bakacak olursak, ekolojistler tüm geleneksel siyasi öğretileri
endüstriyel anlayışa ait üst ideolojinin parçaları olarak görme eğilimindedirler. Bunlara göre ideoloji kibirli hümanizm ve büyüme yönelimli iktisatla açık bir şekilde ilişki içerisindedir ve bu boyutuyla adeta lekelenmiştir. Bunun en açık örneği de liberalizm ve sosyalizmdir. Dini fundamentalistler açısından meseleye baktığımızda onlar temel dini metinleri Tanrı'nın vahyedilmiş kelamı olarak ifade etmek suretiyle kapsamlı sosyal yeniden yapılanma programı temin ettikleri iddiasıyla bir ideoloji olarak ele alırlar. Bu çerçevede seküler ideolojiler reddedilir. Çünkü onlar dini ilkelere dayanmadıklarından ahlaki özden yoksundurlar. Halbuki dini ilkeler ahlaki özle yoğrulmuştur ve kendisini ahlaki davranışlarla aksettirir. Şimdi buraya kadar temel ideolojilerin de ideolojilere bakış açısını özetlemeye çalıştık. Peki, bu kadar sözden sonra ve anlattıklarımızdan sonra ideoloji nedir sorusuna verilmiş olan cevapları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz. 1. İdeoloji bir siyasi bir inanç sistemidir. Evet. İnanç alanına dahil edildiğini söylemiştik. Hatta seküler din olarak görenler de var. Bu mevzuyu biraz daha ileri götürerek. İkincisi, eylem yönelimli siyasi fikirler kümesidir. Her ideoloji elbette ki bir proje, bir plan içerisinde kendisini ortaya koymakta ve takdim etmektedir. Ama bunun için gerekli olan eylemi de bu siyasi fikirler kümesi içerisinde barındırmaktadır. Bir diğer, üçüncüsü, yönetici sınıfın fikirleridir. Bu yönetici sınıfın fikirleri meselesi çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak yönetici sınıf son derece dar, küçük kapsamlı da olabilir. Bu durumda büyük bir toplumun, büyük kitlelerin sanki ideolojisi yokmuş gibi bir sonuç çıkar buradan. Ama hiç şüphesiz bu sonucun çıkması mümkün değildir. Yani kitlelerin de ideolojisi vardır. Diğer toplumsal gruplar içerisinde de ideolojiler söz konusudur. Bakın da ideolojiyi sadece yönetici sınıfın fikirleri içerisine hapsetmek çok da fazla mümkün değildir, doğru değildir. Bir başka husus, belli bir sosyal sınıf veya sosyal grubun dünya görüşü olarak tanımlanmaktadır. Sınıfa özgü veya gruba özgü fikirler olarak kendisini göstermektedir. Yine sınıfsal veya sosyal çıkarları dışa vuran siyasi fikirler olarak değerlendiriliyor ideolojiler. Bir başka anlayışta sömürülenler veya baskı altındakiler arasında yanlış bilinci yayan fikirler olarak tanımlanıyor. Yine bireyi sosyal bir bağlamda konumlandıran ve müşterek aidiyet hissi yaratan fikirler olarak değerlendiriliyor. Bir başka görüşte bir siyasi sistemi veya rejimi meşrulaştırmak üzere resmi olarak ayrıcalık verilmiş fikirler kümesi olarak tanımlanıyor. Yine hakikat tekeli iddiasında her şeyi kapsayan bir siyasi öğreti veya nihayet soyut ve oldukça sistematik nitelikteki siyasi idealler kümesi olarak tanımlanıyor. Şimdi bu kadar farklı, kimisi birbirleriyle benzerlik arz eden anlayışları dikkate alarak Andrew Heywood'un ideolojiler üzerine vermiş olduğu tanımı benimseyebiliriz. Bu tanımın oldukça kapsayıcı ve birçok şeyi kendi içerisinde barındırdığını, dolayısıyla da kullanım açısından işlevsel de olduğunu ifade edebiliriz. Buna göre ideoloji mevcut iktidar sistemini muhafazaya, biraz değiştirmeye veya
ortadan kaldırmaya yönelmiş, örgütlü siyasi eylem için zemin oluşturan az çok tutarlı fikir kümeleridir. Şimdi tanımı açacak olursak, öncelikli olarak bir dünya görüşü biçiminde mevcut düzene ait açıklama sunması gerekir ideoloji. Ki öyledir. Mevcut düzene ilişkin bir açıklama sunar. Sonra biz buna A dersek, B arzulanan geleceğe ilişkin bir model, iyi toplum görüşü geliştirir. C, siyasi gelişmenin nasıl yapılacağı ve nasıl yapılması gerektiğini, yani A'dan mevcut düzene yönelik açıklamadan B'ye istenen iyi toplum modeline geçişin nasıl olacağını açıklarlar. Demek ki ideolojiler sadece mevcut sistemi açıklamaz, durumu açıklamaz. Sadece mevcut iktidar sistemini muhafaza, korumaya çalışmaz. Bunu da yapabilir. Yani mevcudu korumaya, muhafazaya yönelik de olabilir. Ama bunun dışında biraz değiştirmeye yönelik ortaya çıkabildiği gibi tümüyle ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerçekleşebilir. Diyelim ki değiştirmek ve ortadan kaldırmak istiyorsa ideolojiler, bunun nasıl bir yöntemle, nasıl bir usulle gerçekleştireceğini de sunar. Yani bilinçlenme yoluyla, eğitim yoluyla, devrimle, el koymayla, şiddet kullanılmaksızın, şiddet kullanarak, toplumsal hareketlerle, barışçıl hareketlerle, sivil itaatsizlikle vesaire sayabiliriz. Bunlarla bir değişikliğin nasıl yapılacağının yolunu, yöntemini de sunabilirler. Değerli arkadaşlar, ideolojilerin ne olduğuna yönelik olarak ve ideolojilere yönelik farklı yorumlara ilişkin görüşleri sunduğumuz, anlattığımız bu dersimizin sonuna geldik. Önümüzdeki derste ideolojilerin nasıl bir yelpazede yer aldığını, siyasi spektrum, siyasi yelpaze içerisinde sağ ve sol itibariyle ideolojilerin nasıl sınıflandırıldığı ve sıralandığı üzerinde duracağız ve bunların özelliklerini anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.